Bizde para geçmez, kart basın. Kart? Evet. Kartım yok. Yapacak bir şey yok, bizde para geçmiyor. Pardon. Sağ ol. Borcum ne kadar? Otobüsün ne kadar olduğunu bilmiyor musun? Yani. Ben Cem bu arada. Gerçekten mi ya? Ya 2 senedir aynı derslere giriyoruz. Tanımadın mı beni? Ya kusura bakma, ben pek derslerde değilim de. Adın neydi bu arada? Boşmuş. Tamam ya, iyi ki bir adını unuttuk. Ayrıca herkesin de adını bilmek zorunda değilim ki. Okul arabayla gelen Tayfun'un adını soyadını ezberebilirsin ama. Bursluların değil. Sen ne diyorsun kızım ya? Ne alaka? Ya sen bir kalksana benim yanımdan ya. Ya çok meraklıydım sanki senin yanında. Aynen. Manyak mıdır nedir ya? Bir baksana, bilet borcum var sana. Yani borçlu kalmak istemiyorum. Bir bilet için 200 lira mı veriyorsun? Bozum yok. Ah oh, şu zenginlerin çilesi. Ya çok üzülüyorum size. Merhaba. Bozdurdum parayı. Borcum vardı ya sana. Ya sen de taktın ha. Ben borçlu kalmayı sevmem. Ne? Ya kusura bakma ama bu zengin bebe lafı. Borçlu kalmayı sevmezmişmiş. Ya biz burslular borç alıp vermek üstüne bir ekosistem kurduk. Öyle söyleyeyim sana. Bir şey diyeceğim. Termodinamik sınavından bugün erken çıktım. Zor mu geldi? Vay! Sınıftaki varlığımı fark etmişsin. Ve hayır. Yani zor gelmedi. Fazla kolay geldi. Nasıl yani? Kolay mı geldi? Hı. Ben soruların yarısını anlamadım. Burslu öğrenci. Unuttun mu? Kaç burs? %100. 100. Helal. Burcu bu arada ismi. Burcu. Tamam. Şöyle yapalım. Bekle. Yeni tanışmış gibi yapalım. Ben şimdi geliyorum bak. Cem ben. %100 burssuz baba parasıyla kimya mühendisi okuyorum. Oldu mu? Ya senin araban yok muydu? Yani ne oldu da bu otobüslere düştün? Arabayı pert ettim ben. Pat diye duvara vurmuşum. Ama birkaç güne babamın gazını alırsam alırım. Yoksa çekilmez bu çile. Öyle. Şöyle buyur amcığım. 37 lira. Bir kahve, bir poğaça aldım. Evet, 37 lira oldu. Daha ne zam geldi? Allah abi, okul kantini değil, 5 yıldızlı restoran sanki. Al. 2 de buradan. 5 lira daha lazım. Bir beklersen bakıyorum. Ben de var abi. Ne yapıyorsun sen ya? Kızım ne abartıyorsun ya? Eksik kaldı, verdik işte. Sen benim eksik paramı ödeyemezsin. Duydun mu beni? Ya kızım amma boş yaptın ya, Allah Allah. Ders başlayacak, bekliyoruz şimdi biz burada boşu boşuna. Beklemesini öğreneceksin bu zahmet. Tamam, şurada. Ah, bak çıktı 5 lira, al. Sen dümdüz manyaksın kızım. Ne dedin sen?
Bir şey alacak mısın? Abi bir latte versene ya sana zahmet. Geliyor gıcık. Yakışıklı gıcık. Bakma, bakma dedim, bakma, bakma. Tamam ya, biz kaçtık. Tamam. Hadi. Uzamışsın. Ne? Diyorum ki kahveni kendin aldın, paranı kendin ödedin. Boyun büyümüş. Ha, benim üzerinden de iyi prim yaptın ha arkadaşlarına. Ne primi, ne saçmalıyorsun sen? Kızım ben diyorum ki senin benimle derdin ne ya? Ya bir git Allah'ın aşkına. Hayır, ne desem ters yapıyorsun. Yani bir derdin varsa bana böyle açık açık söyleyebilirsin bunu. Hmm. Evet. Hani sen beni hiç hatırlamıyordun ya. İki senedir aynı derslere giriyoruz dedin ben. Hı. Mümkünse o moda geri dönelim. Hatta sen orada kal, tamam? Sen beni tanıma, ben de seni. Ha, şu konu. Ben zenginim, sen burslusun, değil mi? Bunu kaldıramıyorsun. Ya evet. Ben zenginlere gideceğim. Hı. Seninle hiçbir alakası yok. O yüzden sen ne yap biliyor musun? Şimdi geleceğe umutla bakarak içeri gir zahmet. Ders başlamış. Senin yüzünden geç kalıyorum ya. Yes. Ne yapıyorsun sen ya? Ben kendi kapımı kendim açarım. Cem, sen misin? Ah dur, 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 dur. Girme odaya. Odaya girme. Niye? Odada bir şey mi var? Oğlum ne olacak odada? Girince bir daha çıkmıyorsun ya, o yüzden diyorum. Girmeden bir yakalayayım dedim. Bana bak. Uy, nasılsın? İyi. Biraz sohbet ederim mi seninle? Ettik işte. Ya sen beni öldürecek misin? Bak, bak hava ne kadar güzel. Hadi gel bahçeye çıkalım seninle. Oğlum gelsene. Gelsene ya. Aa. Ne konuşacaktın? Ne konuşacağım? Yanmış havadan sudan. Hani bu arabasızlık ve parasızlık artık benim canımı sıkmaya başladı. Ya tamam. Dersimi aldım. Babam artık ne zorluyor ben anlamıyorum ya. Değil mi ya? Daha 3 gün olmadı mı sen o arabayı çarpalı? Sen ne çabuk bunaldın. Sen çok çabuk bunaldın seni. Yapma ya. Gözünü seveyim yapma diyorum ya. Param yok diyorum. Olmuyor ki böyle. Sen acaba bir babamla konuşsan. Arabayı yaptırsa. Yaptırsan değil mi? Evet. Ne o? Bu ne? Ne o? Bir şey mi koydun cebine? Yo. Bu ne? Ne bu? Sen bunun yeni arabanı. Yeni arabanın anahtarı. Yo. Yo. İşte bu. Tamam ne? Tamam. Babamı nasıl ikna ettin? Babamı nasıl ikna ettin? Babanın haberi yok ki. Ne? Ne? Sen babamı sormadan bana yeni araba mı aldın? Evet. Anne gözünü seveyim gidip verelim şunu. Olay çıkacak. Vallahi olay çıkar. Çıksın işte çıksın çıksın. Bir kere de benim yüzümden olay çıksın bu evde. Bir kere de benim tersimi görürsün bakalım bu evde. Ha? Yürü. Bak senden tam beklediğim hareketler bunlar. Tamam böyle devam et. Öyle mi? Bunda kal tamam mı? Hadi git gez. Ben o zaman gidip biraz turlayayım. Yalnız galiba benzin koyacak param yok da acaba sen bana... Artık olduğu kadarıyla idare edeceksin. O aklının başına geldiğine ikna olana kadar o cebindeki harçlıkla idare edeceksin. Hadi bakayım. Tamam. Hadi fırla hadi. Aa, bir dakika bir dakika Cem. Yalnız bundan sonra artık babana değil bana hesap vereceksin bu evde. Anladın mı? Eski arabayı çarptın ya. Bunun böyle kenarı çizilsin. Artık okula otobüsle bile gidemezsin. Yürüyerek gidersin. Anladın mı? Anlaşıldı. Hadi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Görüşürüz. Okula gidiyorsan. Ne oldu? Ya bilmezsin bile üstüne böyle bir araba laf edersin sanmıştım. Senin arabana kalmadık falan. Ya uf, araba varken otobüse mi bineceğim? Salak mıyım ben? Hadi yürü. Sen neden geç kaldın okula? İlk ders çoktan başladı. Geç saate kadar çalıştım. Uyuyakalmış. Ödev, sınav falan mı vardı?
Ya yok, çalıştım derken... Şey, ya ben sınav olmayınca da çalışıyorum. Ya bursum düşerse okuldan atılırım. Hem sen nasıl bir adamsın ya? Sınav var mı diye soruyorum. Ya ben pek takip edemiyorum bu işte. Hiç belli olmuyor. İki hafta sonra bir proje teslim var. Onu biliyorsundur herhalde. Yani daha başlamadım. Nasıl ya? Ya yetişmez ki. Ben haftalardır çalışıyorum bunun için. Kalacağız herhalde. Bir şey diyeceğim. Sen yapar mısın benim kesinlikle? Ne? Yani ben sana para versem, sen de benim ödevlerimi yapsan. Oha! Ya sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ya bir sakin. Esseydin biraz daha. Ya kızım ne ezmesi? Yani bir iş teklifi gibi düşün bunu. Dur, ineceğim. Durmuyorum, inemezsin. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya ne biçim konuşuyorsun? Manyak mısın kızım ya? Ya dur, yoksa atlarım arabadan. Sıkıysa atla. Ya ne yapıyorsun? Dur. Ya bırak. Bırak. Ya bırak. Ya ne yapıyorsun? Kapat şu kapıyı. Ya bırak, bırak. Kapat şu kapıyı. Pardon ya. Bittim ben. Daha arabaya bakmaya devam edecek misin? Yani baka baka düzeltmeyi mi umuyorsun? İhtimallerimi düşünüyorum da hepsi birbirinden beter. Bana da söyle. Ya babamı arasam dinlemeye bile tenezzül etmez. Direkt polise verir beni. Oo, sert baba. Peki annem? Annem bu arabayı bana dün aldı. O da herhalde çiğ çiğ yer beni. Ya peki başka arayabileceğin biri yok mu? Abim var. Ara hadi. Onu arayacağımı burada çürüsem daha iyi. Niye? O da mı sert? Yok. Daha beter. Kendini beğenmiş, mükemmel ve ilgisiz. Ya senin gerçekten hiç çekici çağıracak paran yok mu? Kızım simiti bile sana aldırdım diyorum ya. Daha ne soruyorsun? 5 kuruşum bile yok. Vallahi bende 75 lira var. Fakirlerin dünya seni çağırıyor. Versene biraz daha simit. Hı. Hadi ara o zaman abini. Ya madem tek seçeneğin o. Açmaz ama bir arayayım. Ara ara. Şöyle bırakıyorum, afiyet olsun. Alıyorum bitirdiyseniz. Afiyet olsun. Aferin Burcu, sıkı çalışıyorsun. Aynen böyle. Sağ ol Sarp Bey. Sen şimdi bunları bırak, mutfağa git. Bu davet için ekstra ordövr tabağı istediler. Yani bir karıştır ortalık, haydi. Tamam, hemen. Abi ne haber? Oo Cem Bey. Hangi rüzgar attı seni buraya? Abi fake mi atayım yoksa direkt konuya mı gireyim? Dökül, 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 dökül. Açım abi. Bir de param yok. Gerçekten peder para vermeyi kesti abi. 5 kuruşum bile yok. Mevzu ne? Ne oldu yine? Mevzu... Arabayı biraz hırpaladım. Oğlum sana bir şey olmasın. Çözülür. Hamburger mi, biftek mi? Hangisi? Hamburger olur abi. Bir de yanında böyle bir... İçecek falan varsa. Yok, içecek olmaz mı? Olmaz mı? Abi bu arada parasını ödeyeceğim bak, söz, tamam mı? Ben onu abinle hallederim, sen ne yapacaksın? Gerek yok, ben hallederim abi. Bana bak. Ayıp ediyorsun ama. Bizim aramızda böyle şeyin lafı olur mu? Ha? Hadi. Tamam. Geliyorum şimdi. Tamam.
Şöyle buyurun, afiyet olsun. Evet, haydi, haydi arkadaşlar, daha hızlı. Daha ince hayatım. Burcu, Humuslar nerede? Bunlar değil, davete gidecek olanlar. Neyse, sen bırak onu. Hamburger nerede? Ver hamburgeri. Biberler hazır mı? Ver abi. Sen bunları bara götür. Hangi masaya bu? Barda oturan uzun saçlı bir çocuk var, tamam mı? Haydi. Evet arkadaşlar, akşamı yetiştiriyoruz. Bir aksilik çıkmasını istemiyorum, tamam mı? Saat Bey. Haydi. Saat Bey. Ben servis yapmak istemiyorum. Burcu, haydi. Haydi. Saat Bey. Servis yapmayacağım ben. Burada kalıp yardım etsem, bulaşıkları falan yıkasam. Hayatım, herkesin işi belli. Senin işin de servis yapmak. Neyse, ver onu sen bana. Arda, gel abicim. Sen bunu götür. Barda uzun saçlı bir çocuk var, tamam mı? Ona götürüyorsun. Haydi. Düş önüme. Evet arkadaşlar, hızlı, hızlı. Haydi. Evet, nedir? Ben serviste çalışmak istemiyorum. Burada mutfakta çalışmak istiyorum. Ama benim mutfakta elemana ihtiyacım yok. Serviste elemana ihtiyacım var. Bunu konuştuk, anlaştık. Ne oldu? Biliyorum. Ya burada çalışmak çok istiyorum. Çok da ihtiyacım var. Ama yapamıyorum. Yani yapamayacağım. Bak, burada çalışmanın ilk kuralı ne biliyor musun? Dürüst olmak. Ya. Bak etrafına. Burada hepimiz bir aile gibiyiz. Herkes birbirine derdini anlatır. Belli bir derdin var. Söyle bakayım, ne oldu? Haydi haydi, dök içindekileri, dök. Birlikte çözelim. Hamburger götürmemi istediğiniz çocuk bizim üniversitede. Aynı sınıftayız. Evet. Paralılardan ve çok zengin. Öyle, öyledir. Onun beni burada garsonluk yaptığımı bilsin istemiyorum. Senin derdin belli oldu. Kızım, onun cebinde hamburger alacak para yok. O kesin fake atıyordur. Hamburgeri bedavaya getirmek için. Neyse, ben senin derdini anladım. İyi, tamam. Bugün burada çalış. Yarın servise geçersin. O zaten çok uğramaz buraya, merak etme. Sağ olun Sarp Bey. Sarp abi. Tamam. Tamam. İyi, ben davete gidiyorum. Buralar sana emanet. Tamam mı? Tamam. Haydi, haydi görüşürüz. Serp abi, şimdi bu zengin bebesi burada garsonluk mu yapacakmış yani? Kesin bilgi mi? 40 kere evet Burcu, 40 kere evet, kesin bilgi. Yok, bu dayanamaz ki. Dayanamaz. Yok efendim söyleyeyim, ayağım ağrıdı, yok tırnağım kırıldı falan der, 2 güne tüyer bak söylüyorum. Yok yok, bakma sen. Cem sağlam çocuktur ya, öyle kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Orasını göreceğiz bakalım. Patron, senden bir şey isteyebilir miyim? Bilmem, isteyebilir misin? Bu çocuğun eti benim, kemiği de benim olsun mu? Nasıl yani? Şöyle, bu çocuk beni çok ezdi. Ya bir misilleme hareketi gibi düşünebilirsin. Birazcık suyunu sıksan yeter, ne olur. Olmaz mı patron? Ha? Bu işe sevinecek birini daha tanıyorum. Kabul mü yani? Kabul. Tamam. Burcu, abartma. Tamam, kabul. Tamam. Pardon, şuradan önlüğü verebilir misin? Al bakalım. Sen böyle müşteri gibi oturmaya mı geldin buraya? O günlerim sayende sona erdi maalesef. Benimle ne alakası var ya? Sen de yola takılıp düşsen benden bileceksin ha. Kızım, kazayı senin yüzünden yapmadık mı biz? Yok, benimle hiç alakası yok. Sana ehliyet veren de kabahat. Sen sabır ver ya. Bence de. İhtiyacın olacak. Hadi kalk kalk, oturmaya mı geldik ya? Hadi, çok iş var, hadi. Hadi Cem'cim, hadi. Hadi. Bak şimdi, yemekler için sebzeleri iyice yıkayacaksın. Sonra smoothie için meyve püresi yapacaksın. Ha, bir de markete gideceksin. Ben sana şimdi listeyi vereceğim, tamam? Hadi, çok iş var, hadi. Burcu. Efendim? Cem nerede? Ha, ben ona bütün işleri kilitledim de birazdan gelir. Abartmıyorsun değil mi? Ya Sarp abi, kısa bir intikam hikayesi olacak işte. Ne olur izin versen. Tadından yanmıyor. Ne o? İyi, tamam hadi. Hadi. Bittim Cem. Ya, bittim. Sen o poşetleri oraya bırak bakalım. Bırak, bırak. Tuvaletleri de temizlersen tamam. Ya kızım, bir git ya. Evet, ne oluyor? Ya abi,
kusura bakma da ben tuvalet falan temizleyemem. O zaten senin işin değil. Temizlik görevlisinin işi. Değil mi Burcu? O karıştırmış ya. Hadi, hadi bakalım işine. İyi akşamlar. Şöyle menüleri bırakayım. Siparişlerinizi de birazdan alırım. İlhan Bey. Cem benim kardeşim. Okuldan arta kalan zamanlarında burada çalışıyor. Öyle mi? Evet. Vallahi tebrik ederim. Bu dönemde mali durumu iyi olmasına rağmen çalışmayı seçen bir genç. Benim de çok hoşuma gitti. Sorumluluk aldığını gösteriyor. Sağ ol Cem. Yemek almayacağız. Tamam. İyi akşamlar. Cem neredesin? 5 numaralı masa hesap bekliyor. 7 numaraya yeni birileri geldi. Sipariş alınacak. Hadi. Bu ne? Hı? Ben sana demedim mi? Bu domateslerin eni 1,5 santimden fazla olmayacak demedim mi ya? Sen en iyisi bunları ikiye bak. Yani ben sadece müşteri memnuniyetini önemsiyorum yoksa. Sen hayırdır ya? Ha? Ne çok severmişsin bu müşterileri de patronculuk oynamayı da. Daha 2 gün öncesine kadar işten kaçıyordun. Şimdi ne oldu da böyle işini seviyorsun? Hayat işte. Ama sen ne oldum değil, ne olacağım demedin değil mi? Bak en güzel örnek sensin. Nereden nereye ha? Hadi Cem'cim hadi. 5 numaralı masa hesap bekliyor. Haydi. Ben suçlu Mete hiç. Sindirimini kolaylaştır. Al. Ya bu gibi durumları diyorum. Sindirmesi zordur. Ya böyle kimselere görünmeme mevzusu. Ama sen daha yenisin ya. Alışırsın. Yani sen de pek sindirim sayılmazsın bence. Sonuçta geldiğinde burada köşe bucak kaçacak yer arıyordun. Hatırlatırım. Tamam anladık. Ya ikimiz de kimselere görünmek istemiyoruz. Ama yani bu böyle olmaz ki. Aşmamız lazım. Yalnız seni ve dediklerini şu suratla ciddiye alamıyorum şu an. Ne olmuş ya? Ne? Hop 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 ne yapıyorsun ya? Ya müşterinin karşısında burnunda salatalık parçacığıyla çıkıp rezil olmanı istemedim. Ha sen şey sandın. Ama Burcu'cum bunları aşalım artık lütfen tamam? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.